12 Eylül 1980 ihtilaline 5,5 ay vardı. Gümrük ve Tekel Bakanı olarak yaptığı icraatlarla siyaset sahnesinde hatırı sayılır bir şöhrete erişen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Sazak, Ankara'da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile bir görüşme yaptı. Büyükelçinin ülkesine gönderdiği 14 Mart 1980 tarihli telgrafa göre bu görüşmede Nilgün Sazak şunları söyledi. Terör, Türkiye'de komünist bir darbeye zemin hazırlamak için tırmandırılıyor. Nilgün Sazak, bu görüşmeden 50 gün sonra 27 Mayıs 1980 günü Ankara'da evinin önünde eşi ve çocuklarının da içinde bulunduğu otomobilinden inerken silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Sazak, silahını çekemeden kanlar içinde yere yığıldı. Saat akşam 9'u çeyrek geçiyordu. Nilgün Sazak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yolda eşinin kolları arasında son nefesini verdi. İkinci saldırgan silahını çekmiş, tam ateş edeceği sırada bir minibüsün araya girmesi sebebiyle silahını kullanamamıştı. Olay yerinden kaçmayı başaran tetikçi, Nilgün Sazak'ın eşi Nilgün Sazak'la göz göze geldi. Hanımefendisi, dünya ve ahiret kardeşimdir, boynuma sarıldı, elleri kan içinde. Agah Bey, bunlar günün kanı dedi. O an ne hissettiğimi anlatmak mümkün değil. Arabanın bagajından bir eşyayı almak için eğildiğinde başına kurşun sıkmışlar. Kurşunlar sıkılmış. Türkiye'yi ihtilale götürmek için terör tırmandırılıyor diyen Nilgün Sazak'ın bu öngörüsü doğru çıkmıştı. Terör adım adım Türkiye'yi ihtilale götürüyordu ve sağ kulvarın önemli bir ismi olan Nilgün Sazak'ın seçilmiş olması rastlantı değildi. Ölümünden 15 gün önce İstanbul'daki bir görüşmesinde belindeki silahını masaya koyarken "Bu silahtan kurtulacağız" sözleriyle Türkiye'de terörün biteceğine olan inancını dile getiren Nilgün Sazak ne yazık ki bu öngörüsünde yanıldı. Ajans France Presse'in deyimiyle Türkiye'de tedhişçiler ilk kez olarak bir siyasal partinin böylesine yüksek düzeydeki bir yetkilisini hedef alıyordu. Terör 12 Eylül'e giden yolda sağın ve solun en önemli isimlerini seçiyordu. Nilgün Sazak'ın öldürülmesinden 4 ay sonraki hedef bu sefer solun simge isimlerinden biri olan Kemal Türkler'di. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 günü İstanbul'da vuruldu. İhtilale sadece 1,5 ay kalmıştı. Kemal Türkler niye öldürülür? Kime faydası vardır? Nedir? Yani bunlar doğrusu bunların sağcılığa hiçbir faydası olmaz. Olmadığı bellidir. Kemal Türkler niye öldürüldü? Kemal Türklerin kime ne zararı var? Kemal Türklerin bu toprağa bağlılığının temeli olan sebepleri şu sayfaya yazın. Gün Bey'i bu sayfaya yazın. Allah Allah, ne kadar çok birbirine yakın dersiniz. Her ikisi de emperyalizme karşı, sömürüye karşı milli menfaatleri ön plana getiren ve önce Türkiye diyen insanlar. Terörde bir hedef var, iktidarı ele geçirmek. Bunun için her geçen gün tansiyonu yükseltiyorsunuz. Bir oradan bir buradan. Bu arada bir takım şuursuzlar da adam vuruyor. Şizofren tipler de adam vuruyor. Darbeye doğru gidiyorduk. O dönem çok cinayetler oldu. Kemal Türkler cinayetinden tutun İpekçi, birçok işte Malatya'da, Maraş'ta birçok cinayet işlendi darbeye giderken. Gün Bey de siyasetçi olarak seçilmiş bir kişiydi ve cinayete kurban gitti. Ama asıl Gün Bey'i anlamak için bence o dönem gümrüklerde yapılan operasyonlara bakmak gerekiyor. Çünkü Gün Bey'i bence hedef tahtasına oturtan gelişmeler yaptığı operasyonlardı gümrüklerden. Nilgün Sazak sadece MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak değil, 5,5 ay gibi kısa süreli Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevi sırasında da çok ön plana çıkmış ve tanınmış bir siyasetçiydi. Nasıl ki Milliyet Gazetesi başyazarı Abdi İpekçi, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'i bir araya getirip bir CHP Adalet Partisi koalisyonu kurulmasının gayreti içindeyken dikkat çektiyse, Nilgün Sazak da benzer bir projeyi CHP-MHP koalisyonu için yürütüyordu. Abdi İpekçi, meclisi de tıkayan sert bir siyasi çatışmanın içinde olan Ecevit ve Demirel'in bir araya gelip anlaşması halinde Türkiye'de olayların biteceğine inanıyordu ve bu çalışmaların içindeyken 1 Şubat 1979 günü İstanbul'da suikaste uğradı. CHP-MHP birlikteliğinin Türkiye'de terörü bitireceğine inanan Nilgün Sazak da Abdi İpekçi'den sadece bir yıl sonra kurşunların hedefi oldu. Nilgün Sazak'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP'nin koalisyon kurması konusundaki bir çalışmasından da bahsetmek isterim size. Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor. Parlamento seçimleri yapılmış, yelpaze son derece dağılmış. MHP'nin 16 milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti %42 ile, fakat parlamentonun çoğunluğuna sahip değil. Meclis başkanı seçilecek, bir türlü seçilemiyor. Nilgün Sazak devreye girdi. Vedat Dalokay ile konuştu. Vedat Dalokay ile Nilgün Sazak'ın şahsi dostlukları var. Vedat Dalokay o zaman Ankara Belediye Başkanı ve Bülent Ecevit'in çok yakın arkadaşı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde MHP'ye ters gelmeyecek, ılımlı, MHP düşmanlığı yapmamış, böyle solculukta ifrata gitmemiş, makul bir isim aday gösterilirse MHP buna oy verebilir. Bu mekanizma işledi. Türkeş'in onayıyla tabii bu mekanizma işledi ve MHP'nin oylarıyla meclis başkanı seçildi. O vakit senato vardı, meclis başkanı seçildi ve bu kriz bu şekilde çözüldü. Bu bir geçici yumuşama yarattı. Seçimlere baktığınızda CHP'nin temel hedefinin MHP olduğu, Türkeş'in böyle faşist, katil diye suçlandığı Ecevit tarafından, CHP tarafından bir seçim kampanyası. MHP'de çok kuvvetli bir CHP alerjisi var. Buna karşılık CHP'de de MHP alerjisi var. Çünkü kendi bu çatışmalarda kendi il başkanlarından bile ölenler olmuş. MHP'nin de il başkanlarından, mesela İstanbul İl Başkanımız rahmetli Recep Haşatlı öldürülmüştü. Arada böyle kan davası var. Dediler. Oysa Türkiye'de faşizme karşı olduğunu, komünizme karşı da en büyük engel Türk halkının özgürlüğü ve demokrasiye. Nilgün Sazak, 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti olarak adlandırılan ve Süleyman Demirel'in başbakan olduğu Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selamet Partisi koalisyonunda Gümrük ve Tekel Bakanı olarak 5,5 ay görev yaptı. Bu hükümetin 21 Temmuz 1977'den 5 Ocak 1978'e kadar kısa süreyle görev yapmasının sebebi siyaset tarihimize Güneş motel olayı olarak geçen gelişmeydi. 11 Adalet Partili milletvekilinin istifa etmesi üzerine hükümet düştü ve Bülent Ecevit başbakan oldu. Bir gün Genel İdare Kurulu'nda konuşuyoruz. Nilgün Sazak dedi ki, efendim, rahmetli Türkeş'e hitap ediyor. Bir CHP-MHP koalisyonu düşünelim. Bu ülkede tansiyonu düşürür. Teröre karşı beraber vaziyet almak, terörle mücadeleyi kolaylaştırabilir. Ülke için çok iyi olabilir. Çünkü sağ iktidar gelince sol terör provoke olmuş oluyor. Sol iktidar gelince de sağ terör. Bu ortadan kalkar.